arkadaşlar, 7. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında test 1 ile arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Evet, birinci soruya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci sorumuza bakalım. Şekilde verilenlere göre aşağıdaki ışınlardan hangisi açı ortaydır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi incelediğimiz zaman arkadaşlar şöyle LR'ye bakıyorum. LR ışını arkadaşlar açı ortay olabilir mi diye düşünüyorum. Bakın 34, 18 açı ortay ne demekti? İki açı birbirine eşit olacaktı. LR'nin açı ortay olamayacağını görüyorum. Devam ediyorum. LP. LP'ye baktığımız zaman arkadaşlar. Bakın LP RLN'nin açı ortay olamaz ama sol tarafında 34 ve 18 var. LP'nin arkadaşlar sağ tarafında da 34 ve 18 var. Yani şu ikisinin toplamı 34, 18 daha ne yapıyor arkadaşlar? 52 mi? Evet, 52 derecedir. Bakın burası da 52 derece. O halde LP ışını diyorum. LP KLM açısının açı ortaydır diyorum. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Evet, bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, ikinci sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki KOL açısının açı ortayı aşağıdaki noktaların ikisinden geçer diye soruyor arkadaşlar. Şimdi O'dan başlayacağımız belli. O'dan arkadaşlar hangisinden geçirmem gerekir diye düşünüyorum. Ve ışınımızı alacak olursak arkadaşlar OD olmayacağı belli. Şimdi bak OB de belli. İkisi de eşit olacaktı. OA asla olmaz diyoruz. Ama OC bizim için açı ortay olacak diyorum. Çünkü tam ortasından geçmesi gerekir. O zaman benim cevabım C şıkkı olur diyoruz. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman aşağıdaki birim kareler ayrılmış zeminde verilen açılardan hangisinde açı ortay yanlış çizilmiştir diye soruyor. Arkadaşlar A'ya baktığımız zaman doğru. B'ye baktığımız zaman arkadaşlar bakın tam ortadan geçiyor. Doğru. C'de de 90 dereceyi ikiye bölüyor ve kareli zeminden geçiyor. Doğru. Ama D'ye baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu iki açı, yani eğer şu kol, açının kolu şuradan geçseydi doğru olur diyorum. Onun için burada yanlış cevap D şıkkı oluyor. Evet, bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Evet, dördüncü soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde AOC açısının ölçüsü 104 derece AOC ve OB açı ortay olduğuna göre AOB bizden burayı soruyor. Arkadaşlar açı ortay açıyı iki eş parçaya ayırıyordu. O halde 104 dereceyi 2'ye bölersek 52 derecedir. AOB açısının ölçüsü diyorum. Cevabımız B şıkkıdır. 5. soruma geçiyorum. Yukarıdaki şekilde ABC doğrusal arkadaşlar ve CBD açısının ölçüsü 48 derece. BE de açıortaydır. Buna göre EBD açısı, EBD benden bu açıyı istiyor. Arkadaşlar ABC doğrusal olduğuna göre buranın tamamı 180 derecedir. BE açıortaydı. O halde ben buraya A, buraya A diyorum. Yani şöyle diyorum. 2A artı 48 180'e eşit olacak diyorum. 48'i karşıya eksi 48 olarak gönderiyorum. 2A eşittir 132'den her iki tarafı 2'ye bölüyorum. A'nın değerini 66 derece olarak buluyorum. Bu A aynı zamanda bize EBD açısının ölçüsüydü. O halde sorumuzun cevabı B şıkkı olur diyoruz. Evet, 6. soruma geçiyorum. 6. soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde AOB 128 derece arkadaşlar. Yani bu şeklin tamamı. COB 34 derece ve OD AOC'nin açıortayıdır. Buna göre DOB açısı şu açının ölçüsünü istiyor. Şimdi arkadaşlar
Öncelikle AOB 128 ise ben AOC'nin ölçüsünü bulmak istiyorum. AOC açısının ölçüsünü 128'den 34'ü çıkararak buluruz. 8'den 4 çıktı 4, 12'den 3 çıktı 9. 94 derecedir AOC. Şimdi OD açıortaydı. O halde DOC'nin ölçüsü arkadaşlar 94'ü 2'ye bölüyorum. 47 derecedir diyorum. Yani şurası 47 derece, burası da 47 derece oluyor. Peki benden istediği DOB'ye dikkat edelim arkadaşlar. Bakın DOB'nin içerisinde bir tane 47, bir tane 48 var. O halde DOB açısı 47 artı 34 diyorum. İkisini toplayacak olursak 1 elde var. 11 elde var 1. 4, 3 daha 7, 1 de elde. 8, 81 derecedir diyoruz ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabı oluyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şekilde AOB açısının ölçüsü 75 derece. DOC açısı 3x artı 6 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu açılar nasıl açılar? Ters açılar. Ve ters açılar birbirine eşittir arkadaşlar. O halde eşit olduğuna göre 3x artı 6 eşittir 75 diyorum. Artı 6'yı karşıya eksi 6 olarak gönderiyorum. 3x eşittir 69 ise her iki tarafı 3'e bölersem evet x'in değerini 69'u 3'e bölersek 23 olarak buluruz diyorum. Ve B şıkkı doğru cevap oluyor. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Şekilde AOC 36 derece. OC AOD'nin açıortayıdır. Buna göre AOD açısı AOD yani şu şeklindeki tüm açıyı istiyor. Arkadaşlar açıortay neydi? İki açıyı eş parçalara ayırıyordu. O halde AOD'nin ölçüsü 2 çarpı 36'dan 72 derecedir diyoruz. Ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, 9'un soruya bakıyorum. Yukarıdaki şekilde OB, AOC açısının açıortay olduğuna göre X kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar zaten şu şekiller, çentikler bana bunların birbirine eşit olduğunu gösteriyordu. O halde 3X artı 3 eşittir 48'dir diyorum. Artı 3'ü karşıya eksi 3 olarak gönderdim. 3x eşittir 45. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X'in değerini 15 derece olarak buluyoruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet 10. soruya geçiyorum. Evet, 10. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde AOB, AO ve B doğrusaldır. AOD açısının ölçüsü AOD şu açının arkadaşlar tamamı 130 derece ve OC bu açının açıortayıdır. Buna göre COB evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şu DOB'yi bulayım. Yani şu açıyı. DOB açısının ölçüsü 180 dereceden 130'u çıkaracak olursam 50 derecedir. Burası 50. OC açıortaydı. O halde COD açısını bulabilmek için ...130'u 2'ye bölüyorum. 65 derecedir diyorum. Yani şununla bu birbirine eşittir ve 65'er derecedir. Benden istediği COB arkadaşlar. Bakın COB yani 65 ve 50'nin toplamıdır. ...115 derecedir diyorum ve B şıkkı doğru cevaptır. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Evet biraz fazla atladı arkadaşlar. 11. soruya baktığımız zaman
Yukarıdaki şekilde OC, AOB açısının açıortayıdır. AOC'ye 2x artı 22, COB açısının ölçüsüne 5x eksi 20 olduğuna göre x kaçtır diyor. Arkadaşlar OC açıortaysa yani bu iki açı birbirine eşittir. Yani 2x artı 22, 5x eksi 20 eşittir. O halde ben 2x'i sağa, eksi 20'yi sola alıyorum. 22 artı 20 oldu. 5x'in yanına da eksi 2x geldi. 22 ile 20 topladım. 42 eşittir 3x. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirecek olursam x'in değerini 42'yi 3'e bölüyorum arkadaşlar. Kaç olur? 14 derece olur diyoruz ve A şıkkı doğru cevaptır. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. 12. soruya baktığım zaman DEF ve KLM açılar eş açılardır. ABC KLM artı 45 dereceymiş. DEF de arkadaşlar 15 dereceymiş. Olduğuna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi bunlar birbirine eşse o zaman KLM de arkadaşlar ne olmak zorunda? KLM'nin ölçüsü de 15 derece olmak zorunda. O halde ABC açısının ölçüsü KLM açısıyla 45'in toplamıydı. Yani 15 derece artı 45 derecedir. Bunu da 60 derece olarak söyleriz. C şıkkı doğru cevaptır diyorum. 13. soruya geçiyorum. Ölçüsü 144 derece olan bir açı 4 eş parçaya ayrılıyor. Bu eş parçaların her birinin ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar 144'ü 4'e bölmemiz gerekir diyoruz. Eş parçaya ayıracağına göre 144 bölü 4 ne olur arkadaşlar? 36 derece olur diyoruz ve B şıkkı doğru cevaptır. 14. soruma geçiyorum. 14. soruya baktığımız zaman yukarıdaki ışınlardan kaç tanesi verilen şekildeki herhangi bir açının açıortayıdır diye soruyor. Arkadaşlar kaç tanesi herhangi bir açının açıortayıdır diyor. Şimdi ben OE'den başlayalım. OE herhangi bir açının açıortayını diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum burada 30 derece var. Bakın şurayı alırsam yani BOF açısını alırsam BOF açısı 60 derecedir. Bakın burada 30, burada 30 var. O halde OE açıortayıdır diyorum. Devam ediyorum. OD'ye bakalım. OD herhangi bir OD ışını herhangi bir açının açıortayı mı diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar OD'ye baktığım zaman şurası 40 derece olacak. Sağ tarafta 40 derece olacak bir açı var mı? Baktığım zaman arkadaşlar şurada 20, 10, 10, 20 var. 40'ı elde edemiyorum. O halde OD açıortayı olamaz diyorum. Devam ediyorum OC'ye. OC ışığına bakalım. OC'nin solunda dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bir tanesine bakalım şöyle önce. OC'nin solunda D'yi ve B ışığını yani OD ve OB'yi alıyorum. Yani açı olarak söylersem DOB'yi alıyorum. DOB'nin açıortayıdır. Devam ediyorum yine OC'ye bakalım arkadaşlar. OC buradan bakarsam 40 derece var. Buradan herhangi bir 40 yoktur diye düşünüyorum. O halde olamaz dedik. Son olarak da OB'ye bakıyorum. OB ışınına. Bakın burası 30. Burası 30. O halde arkadaşlar ne oldu? 30, 30 yani EOA açısının açıortayıdır diyoruz. Şurayı bir temizleyelim. Başka görmediğimiz yer var mı diye düşünüyorum. Şimdi OE'ye baktık. 30 30. OD'ye baktım arkadaşlar. OD arkadaşlar tamamını görmedik. OD'yi şöyle düşünebilirim. Ben sadece 40 diye düşündüm. Ama OD'yi şöyle düşünebilirim bakın. EOC açısı. Yani şu ikisinin ortasında ya. Yani 10 ve 10 diye düşüneyim. O zaman OD açıyı yazalım. E
OC açısının açı ortayıdır diyoruz. Evet. Böylelikle arkadaşlar ne yaptık? 4'ü elde etmiş oldum ve cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ben ilk başta OD'yi sadece 40 olarak düşündüm. Ama 10 ve 10 diye de düşünmemiz gerekir diyoruz. Ve cevabımız D şıkkı verdim arkadaşlar. Burada testimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.